yaşanmış tarihi bir olaydan yola çıkılarak kurgulanmıştır. Kahramanların gerçek hayatla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biri hariç. Sen de, ben de o uygarlıktan geliyoruz Gireyhan. En saf insan ırkındanız, ikimiz de. Babam, o da biz gibi mi? Sadece ikimiz Gireyhan. Sadece ikimiz. Sovyetlerin boyundurunda kalan Türkler kurtulacak. Birlik, Türk-Cermen ırkının dünyada lider olmasını sağlayacak. Büyük Türk Cermen İmparatorluğu için şerefimiz sadakatimizdir. Şerefimiz sadakatimizdir. Hasta nerede? Ne demek hasta nerede? Bir ambulans geldi zaten. Kırımlı Holding, Hançer Birliği'nin en önemli kalesidir. Hançer Birliği'nin büyümesi için Kırımlı Holding'in büyümesi gerekir. Avşar, Kırımlı, Holding'imizin büyümesinde en büyük engeldir. Avşar, Kırımlı suçludur ve cezasını çekecektir. Buraya kadar Aras Efendi. Kurşundan daha hızlı silah çekebilecek misin? Hançer Birliği Müslümanlardan ve Katoliklerden oluşuyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yugoslavya'yı ve Kırım'ı istilasında ortaya çıktılar. 1944'ten sonra Müslümanlar dağıldı. Savaş bitince de bütün örgüt sağa sola kaçıştı, bitti. Bütün bunlar başımıza senin yüzünden geldi. Hanedan aynasını bankadan almasaydın hiçbirisi olmayacaktı. Her şey senin holdinge büyütme hırsın yüzünden oldu. Duru, sinirlerin bozulmuş senin. Git bir sakinleştireceğim. Çabuk doktor çağır. Eli yaralı. Avşar Bey, duyuyor musunuz beni? Baba, ne oldu sana? Nogay nerede? Nogay! Ne oldu? Baba? İyi misin baba? Avşar Bey, eline ne oldu? Anne, istersen yatıralım. İstirahat etsin. Nogay, yardım et. Tamam baba.
Sen emin misin bir sorun çıkmayacağına? Bütün gazeteler, televizyonlar seni arıyor. Ya biri tanırsa? Ben başımın çaresine bakarım. Düşündüğün için sağ ol. İstersen arabada konuşalım. Burası iyi. Başkanım, Necat Bey'den destek isteyeyim mi? Bir kişi için mi? Güldürme beni Erkan. Bak, saklanman için yardım edebilirim istersen. Silivri'de kullanmadığımız bir ev var. Ben suçsuzum Duru. Ama sonuçta aranıyorsun. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz. Seni anlıyorum. Kaçmayı gururuna yediremiyorsun ama. Duru. 4 arkadaşım şehit oldu. İş bu kadarla da kalmayacak. Tahminimden çok daha karışık bir hikaye. Biz bu hikayenin kahramanı olmak zorunda değiliz Aras. Seçme şansımız yok. Sen bilirsin. Yine de yardıma ihtiyacın olursa. Biz asıl meselemize dönelim. Babamdan hala bir haber yok. Abim de yok ortalıkta. Korkuyorum Aras. Aklıma getirmemeye çalışıyorum ama olmuyor. Her an kötü bir haber gelecekmiş gibi gözüm sürekli telefonda. Hiç babandan ya da aileden birinden Hançer Birliği diye bir şey duydun mu? Hançer Birliği mi? Yok. Duymadım. Bilmem mi gerekiyor? Neymiş ki? Çok önemli bir şey değil. Sadece bir şüphe. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Aras. Telefonların dinleniyor olabilir. İzleniyor olabilirsin. Duru. Çok dikkatli olman lazım. Kim niye uğraşsın ki bizimle? Bilmiyorum. Ben de bunu çözmeye çalışıyorum Duru. Hançer Birliği ne? Allah Allah. Efendim Nogay. Duru, çabuk eve gel. Babam geri döndü. Ne? Geri mi döndü? Hemen eve gel Duru. Durumu nasıl? Hemen eve gel Duru. Nogay lütfen. Babama bir şey olduysa şu anda bilmek istiyorum. Bir şey yok dedim. Tamam. Babam eve dönmüş. Nasıl dönmüş? Kaçırılmamış mı? Bilmiyorum. Haber veririm sana. Eve gidince bana haber ver. Lütfen dikkatli ol. Sen de dur. Sen de. Görüşürüz. Harekete geçelim mi? Daha değil. Şimdi Aras'ı yakalarsak Zahid'in yerini hayatta söylemez. Nasılsa Zahid'e götürecek bizi. Bir taşla iki kuş vuracağız. Merak etmeyin. Derin bir yara değil. Afşar Bey, lütfen parmağımı takip edin. Eldeki klasik bıçak kesiği. Mikrop kapmasın diye bir iğne yaparız. Fakat önemli olan burada bir çeşit posttravmatik durum söz konusu. Hafıza kaybı var. Müşahede altında tutmamız lazım. Belli ki büyük bir şok geçirmiş. O zaman buradan ayrılmayın ve ne gerekiyorsa yapın. Baş üstüne efendim. Kim bu insanlar? İşkence mi ettiler acaba babama? Afşar Bey. Beni duyuyor musun? Anne. Fazla üzerine gitmeyelim.
Biraz kendine gelsin babam. Fazla yaklaşma. Alo. Afşar Bey ortaya çıktı. Nasıl? Neredeymiş? Bilmiyoruz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen ne durumdasın? Beni merak etme. Yarın öğle namazına iki cenazemiz olacak. Şu iş bitse üstümden tonlarca yük kalkacak. Erkan, sen de beklediğin terfiyi alacaksın. Gülersin tabii. Bizim zamanımızda nerede böyle kolay terfi? Biz göreve ilk başladığımızda sadece tarasüt görevi verilirdi çömezlere. Takip gözetleme görevi. Teşkilatın en zor, en yorucu göreviydi. Şimdi maşallah size bakıyorum da, oho! Taş devrinden mi kaldı bu? Sen kalmışsın taş devrinden. Geç şöyle. Oğuz Bey. Hazırlan. Beni takip ediyorlar. Her şey planlandığı gibi. Ne oldu buna böyle? Saç Oğuz'un aklı kısa. Sen bizi hafife alma. Unutma ki dışişlerinin bütün bilgisayar ağını senin beğenmediğin bir imam hatipli yaptı. Bu iş jetski kullanmaya benzemez. Siz ne yaptınız? Dilin pabuç gibi olmuş. Ağzına sığmıyor imam efendi. Biz de cumhuriyeti kurduk. Senin gibiler özgürce istediği eğitimi alsınlar diye. Özgürce. Konuşturma beni şimdi. Her şeyi berbat edecek. Çabuk yanına çek. ...19.30'dan merkeze... İstihbarattan. Biz takipteyiz. Siz müdahil olmayın. Kolay gelsin. Tamam efendim. Sağ olun. Aras nerede? Şuradan döndü. Kaybetmeyelim, çabuk. Allah kahretsin.
İşte burada. Takıl peşine, takıl. Adnan Başkan, hiç mi eğitim almadın ya? Sen J15'e nasıl başkan oldun anlamadım ki. Bu Adnan nasıl başkan olmuş J15'e? Sabataist sirkesin. Sen ne anlarsın sabataisten filan? Sizler sadece küfretmeyi bilirsiniz adamları. Anlaşıldı, sen de sabataistsin. Ne alakası var? Kafanız sadece bu kadar çalışıyor İmam Efendi. Dedikodular duyuyorum. Sabataist şeyhler babalar varmış. El atmadığınız bir tek orası kalmıştır. Ha bu tarafta sabataist olunca iyi, siz de çıkınca kötü öyle mi? Anne babam nerede? Odasında dinleniyor. Ne olmuş? Neredeymiş? Bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Anlatmıyor mu yani? Babam hafızasını kaybetti Duru, maalesef. Ne? Anne? Ahmet Bey doğru mu bu? Geçici bir durum, merak etmeyin, iyileşecek. Duru, kızım. Bu ne abi ya? Korku filmi gibi. Bir şey içer misiniz? Babacığım, nasılsın? Eline ne oldu? Anne bu sargı ne? Geldiğinde elinde bir kesik vardı. Baba kim yaptı bunu sana? Kızım sakin ol. Konuşmuyor ama iyileşecek. Baba benim duruşa. Hadi güzelim biz çıkalım. Babanın dinlenmeye ihtiyacı var. Baba ne olur ben iyiyim de ne olur. Hadi kızım gel güzelim. Ahmet Bey, nedir tam olarak babamın durumu? Başına her ne geldiyse hatırlamak istemiyor. Beyni olayı reddediyor. Bu vücudumuzun kendi kendini koruma mekanizmasıdır. Onun dışında hafızasında bir sorun yok. Belki genel bir yorgunluk, bitkinlik olacaktır. Ufak krizler geçirebilir, normaldir. Yanında bulunmanız şimdilik yeterli. Eli niye kesik peki? Babam eve geldiğinde elinde bıçak gibi bir şey yok muydu? Doğru, elinde bir bıçak vardı. Hatta hançer gibi bir şeydi. Hançer mi? Babamın elinde hançer mi vardı? Bilmiyorum, eve girerken elindeydi, görmediniz mi? Hanımefendi, yere düşürmüştü, ben aldım. Neden söylemiyorsun Lala? Nerede? Kaldırdım efendim. Getirsene. Babam birini öldürmüş olmasın sakın. Nogay, bazen ne dediğini bilmiyorsun hiç. Şaka yaptım abi. Sırası mı şimdi? Versene. Annen ne düşünüyorsun? Peki şimdi bu ya? Thank you.
Aras otele girdi. Geldim. Çikolata yer misin? Likörlü olduğunu söylemeyi unutmuşum. Şaka yapılacak zaman mı şimdi? Oğuz Bey, hazır ol. Başlıyoruz. Beşinci katta durdu. Ne durumdasın? Az kaldı. Ses buradan geldi. Tamam. Bir kat görevlisi bul. Oda servisi. Aman ne zekice. Buyurun. Kımıldama. Kımıldama. Adnan Başkan. Ne sanıyordun? Silahını al. Zahit yok. Aras, Zahit nerede? Bilmiyorum. Sabrımı zorlama Aras. Nerede dedim? Serbest bıraktım. Necat Zahit'i istiyordu. Oynama Zürafa'nın kuyruğuyla. Oyun oynamaktan sıkıldım Aras. Hadi Aras, öttür şu bülbülleri. Bana kurduğun tuzağı da, Mois'i öldürdüğünüzü de ortaya çıkaracak tek adam Zahit. Bilsem de söylemem. O benim tek temize çıkma şansım. Moiz'i mi öldürtmüşüz? Sen de söylediğinin farkında mısın? Karşında şey 15'in başkanı var senin. Kırımlıların güvenlik müdürü Neşat'la işbirliği yapmadın mı? Zahit J15'ten nasıl kurtuldu? Necat'ın eline nasıl geçti? Merhaba Zahit. Sıra sana da gelecek. Künde'ye geldik. Hadi kalk gidiyoruz. Al anahtarı. Gerek yok. Al kelepçem. Bu da yedek anahtarın. Uzatma düşünümü. Başka bir dinleme cihazı yok efendim. Sen beni tüysüz yeni yetme ajanı zannettin Aras Efendi. Sen daha silah tutmayı bilmezken ben birime adam yetiştiriyordum. Sinyal nereye gönderiliyormuş buldur hemen. Anlaşıldı. Zahit evi terk etmeden baskını yapmalıyız. Ya Aras Efendi. Otur bakalım. Beni konuşturacaksın. Sonra bunları kaydedip suçsuzluğunu ispat edeceksin. Öyle mi? Analar ne baba yiğitler doğuruyormuş. Basın babamın durumunu bilmemeli. İşleri devretti, istirahat ediyor. Tatil yapacak falan gibi haberlerle oyalamamız lazım onları. Neden bahsediyorsun abi? Şirketin yönetiminin bana devredilmesi gerekiyor. Babamın durumu duyulursa borsadaki hisselerimiz tepetaklak olur Duru. Neden anlamıyorsun? Müdahale etmek lazım işte. Nogay, derhal hazırlıklara başla. Sermaye piyasası kuruluna yönetim değişiklikleriyle ilgili bütün bilgileri hemen ulaştırsınlar. Kulaklarıma inanamıyorum. Babam yukarıda hasta yatıyor. Hastalık ortaya çıkmadan yumuşak geçiş yapacağız. Yatırımcı profilimiz çok fazla sallantı sevmiyor. Borsada sallanırsak prestijimiz de sarsılır. Sen babanın sağlığını düşüneceğin yerde hisselerin değerini mi düşünüyorsun abi? Giray haklı kızım. Babanın bilinci yerine gelene kadar işler aksamamalı. Anne sen de mi? Daha babamın başına ne geldiğini bilmiyoruz.
O hançer nereden çıktı? Eli niye kesik? Bunları araştıracağımız yerde benim sevgili abilerimin yaptıklarına bakın. Bu mudur Kırımlı ailesi? Biz bir aile olduğumuz kadar aynı zamanda büyük bir holdingiz Duru Hanım. En ufak bir dedikoduda neler olabileceğini az çok sen de kestirebilirsin herhalde. Kriz yönetimi böyle zamanlarda önem kazanır. Bu da bir kriz. Hem de çok büyük bir kriz. Nogay, Ahmet Bey'e söyle, hastaneden heyet raporu için ne gerekiyorsa hemen işlemlere başlasınlar. Ne yani? Deli raporu mu alacaksınız şimdi de babama? Bravo size. Araştırıyorlar. Nasıl olsa bulacağız. Uğraştırma Aras. Zahit nerede? Beni J15'e geri al. Üzerimdeki şaibeyi kaldır. Sana Zahit'i vereyim. Bir saniye, bir saniye. Yanlış duymadım değil mi? İşbirliği mi teklif ediyorsun? Bana bak. Senin Kırımlılarla kurduğun tezgahı biliyorum. Mois'in öldürülmesine bulaştığını da. Bütün bunların tek şahidi Zahit. Ondan kurtulursan bir daha başın ağrımaz. Hiç inandırıcı değilsin Aras. Ne çeviriyorsun? İnanıp inanmamak sana kalmış. Zahit bende. Basacağınız evi de çoktan terk etmiştir. Nerede olabileceğini bir tek ben biliyorum. Beni kurtar, sana Zahit'i vereyim. Yoksa Zahit'in söylediklerini kaydettiğim kaset yakında başsavcının eline ulaşır. Kaset mi? Kim takar o kaseti be? Kanıt olarak kale alırlar veya almazlar. Bu onların sorunu. Ama sen bu riske girmeyi göze alabilir misin? Galip Hoca dinliyor musun? Evet dinliyorum. Avantaj bende Adnan Başkan. Mois olayını, Nejat'ı, çevirdiğin bütün dolapları, her şeyi biliyorum. Haber verin, hazır olsunlar. Tamam efendim. Bütün birimler hazır olsun. 5. kat asansörün yanındaki oda. Üzerime atmış olduğun silah kaçakçılığı suçunu asıl sen yapıyorsun. Zahit'e Mois'i öldürmesi için füzeleri sen verdin. Kaset yolda. Seçme şansın yok. Evet. Cevabını bekliyorum. Eğer bir oyun oynuyorsan. Beni temize çıkar, Zahit'i al. Anlaşma bu kadar basit. Kaldır, kaldır ellerini. Anlamadığım bir tek şey var. Neden? Ülkenin en önemli istihbarat servislerinden birinin başkanı neden ihanet eder? Kes. Sen ihanet görmemişsin. İnsanların kanını hemen Yahudi bir tefeciyi öldürdük altı üstü. Ayrıca Mois Mossad ajanıydı. Biz fişini çekmesek önünde sonunda ölecekti zaten. Silahlar? Operasyonlarda ele geçirdiğiniz silahları yeniden örgütlere satıyordunuz. O silahları satarak yasa dışı örgütlere sızabiliyorduk. Başarılı operasyonların birçoğu bu sayede oldu. Sonuçta silahlar tekrar bizim depolarımıza dönüyordu. Beni mi kandırmaya çalışıyorsun sen? Yoksa kendini mi? Önce bu pis işlerinize vatan millet için deyip kılıf uydurdunuz. Sonra para tatlı geldi. Sadece servet sahibi olmak için değil mi Adnan Başkan? Bütün bu satılmışlık sadece zengin olmak için. Kes sesini. Bunca yıl vatan millet için çalıştık da ne oldu ha? Emekli olduğunda vatanı korudun diye madalya mı verecekler? Bir köşeye atılacaksın. Adını bile anmayacaklar. Sen 3 kuruşla ay sonunu getirmeye çalışırken benim bankada milyon dolarlarım var.
Bugün koltuk yüzünden saygı gösterenler yarın param için önümde eğilecekler. Ya senin? Senin neyin var? Bana bak Adnan Bey. Biz atamızdan, babamızdan şerefi, vicdanı, başı dik durmayı öğrendik. Bırak bu hamaset edebiyatını. Herkesin yolu ayrı. Ben seni temize çıkaracağım. Sen de bana zahiti vereceksin. Anlaştık mı? Operasyonu başlattık. Herkesle her koşulda tamam, anlaşılır efendim. Aras Efendi. Senin de benden farkın yok. Sen temize çıkmak istiyorsun. Bense daha çok şey. Hareket emri geldi. Tüm birimler 5. kata. Bensiz mi başlıyordunuz? İnsan ne gel Galip gel. İnsan böyle bir adam J15 gibi bir birimin başında. Aklımı almıyor. Yürü bakalım. O karate numaralarından birini yapmaya kalkarsan gözümü kırpmadan çekerim tetiği. Ölümden öte köy yok Adnan Başkan. Sakin ol. Seni çok sinirli görüyorum. Sonra kolesterolün artar. Aras demedi deme. Teslim olun. Atın silahınızı. Yakalayın. Devlet içinde çete kurmaktan aranıyor bu adam. Aras Dağlı. Alın hemen. Ne duruyorsunuz? Alsanıza. Her şey bitti Adnan. Buraya kadar. Ver silahını. Ömer Bey, siz ne arıyorsunuz burada? Hepsini kaydettik Adnan. Bütün konuşmalarını dinledik. Oyun bitti. Erkan'da bir dinleme cihazı daha vardı başkanım. Sen de mi onlardansın? Hayır. Yalan söylüyorlar. Oyun bütün bunlar başkanım. İyi düşün Erkan. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Erkan. Günaydın. Harcama listesinin tam dökümünü istiyorum. Tamam. Ne oldu? Şey diyecektim. Arşive uğradın mı? Seni soruyorlardı. Uzatma Çiğdem. Çok işim var. Çıktıları masamda görmek istiyorum. Tamam. Alo Aras. Tamam. Böceği Erkan'a yerleştirdim. Gördün mü Adnan Başkan? Şeytanla dans ediyorsan ayağına basmayacaksın. Başkanım. Boşaltın burayı. İndirin silahlarınızı. Bu kadar da düşme. Az da olsa bir gururun olsun Adnan. Başkanım. Kes sesini. Boşaltın burayı. Gitmeme izin verin yoksa çekerim tetiği. Ömer Bey çok ciddiyim. Yazıklar olsun. İkiniz de bu ülkenin yüz karasısınız. Aşağılık herifler. Hiç vicdanın sızlamadı. Bırak bu ulusalcı vatansever ağızları Ömer Bey. O günler çok geride kaldı. Çağ dışı kaldınız, çağ dışı. Her şey işbirliğiyle yürütülüyor şimdi. Sen Mossad'ı, CIA'yı dinlemiyorsun, kafanı çeviriyorsun ama onlar devrede olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Terörle mücadele ettiniz de ne oldu? Şerefsiz herif. Sen bu vatan için gece gündüz siperde nöbet tutan askerin kanını içiyorsun. O kanla tarih yazılır. Çek değil. Bırakın beni gideyim. Adnan, at silah. Seni son kez uyarıyorum. Ben bu ayakları bilirim Enver Efendi. Çok teröriste yaptım bu arabuluculuk numarasını. Yolun sonuna geldin Adnan. Suçunu itiraf ettin. Bitti. Her şey bitti. Henüz bitmedi. Sonra ne olacak? Erkan'ı öldürdün diyelim. Sonraki kozun ne olacak? Kabul et. Kaybettin. Hayat bir kumar Aras. Ya kazanırsın ya da kaybedersin.
Abi. Biraz sakin ol. Her şey yoluna girecek hayatım. İstifa dilekçesi. Hazır mı? Sonra da karar defterine işlenir. Tamam. Gerekli yerlere haber ver. Duru. Tatsızlık istemiyorum. Otur lütfen. Niye gittiklerini biliyorsun değil mi? Evet. Kırımlı Holding için gerekli olanı yapmaya. Anne ben mi duygusalım yoksa siz mi duyarlılığınızı yitirdiniz? Babam şokta. Öncelik şirkette mi olmalı böyle bir durumda? Duru ne konuştuk? Sakin ol lütfen. Nogay. Ahmet Bey'e söyledin mi sağlık raporu işini? Söyledim de raporla neden uğraşıyoruz? İstifa imzalasın işte. Bir gün zorla istifa ettirdiler diye suçlanırsak ne olacak? Akli dengesinin yerinde olmadığını ispatlamak lazım. Peki abi. Yönetim kurulu üyelerini nasıl değiştireceğiz? Olağanüstü genel kurulu toplayacağım. Yönetim kurulunun tüm üyelerini değiştirmen şart mı? Şart. Devrimlere böyle başlanır Nogay. Ama benim sağ kolum hep sen olacaksın. Gel şunu imzalatalım. Mal varlığını araştırın. Peki efendim. Görürsün bak. Evler, yatlar, neler neler çıkacak Adnan'ın kirli çıkısından. Ama tabii bütün bu mallar dayısının, yengesinin üstünde görünecek. Hep aynı oyun. Bu adamları kimler bu hale getiriyor Galip Hoca? Bir de adamı terfi ettirip tüm J birimlerinin başına getireceklerdi. Enver Beyciğim, bir ülkede küçük insanların gölgesi büyüyorsa o ülke için güneş batıyor demektir. Hadi baba, imzala. Hadi imzala baba. Lala, yardım eder misin? Afşar Bey. Sağ ol baba. Resmi olarak istifanı imzaladım. Kırımlı Holding'de resmen yeni bir dönem başlıyor. Murat Bey, bugüne kadarki emekleriniz için teşekkür ederim. Bundan sonra yola kendi ekibimle devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Emekleriniz için teşekkür ederim. Bundan sonra yola kendi ekibimle devam edeceğim. Çıkabilirsiniz. Bugüne kadarki yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Bundan sonra yola kendi ekibimle devam edeceğim. Babam
sağlık sorunları nedeniyle bundan sonra aramızda olamayacak. Nur Hanım, size bundan sonra ihtiyacım olmayacak. Muhasebeyle görüşürsünüz. Ama nasıl olur efendim? Ben Afşar Bey'e yıllarımı verdim. Karşılığını alacaksınız. Merak etmeyin. Efendim, yanlış anlamayın ama Afşar Bey'in durumdan haberi var mı? Biliyorsunuz, ofisteki bütün her şeye ben hakimim. Afşar Bey'in eli ayağı sayılırım. Olabilir. Artık Kırımlı Holding için Afşar Bey'in eline ihtiyacımız yok. Nur Hanım, lütfen eşyalarınızı toparlayın. Burası benim evim gibiydi efendim. Paşa, biliyorsun ben şoför kullanmıyorum. Şirkette olmana gerek yok yani. Evde durman yeterli. Peki efendim. İkinize de emekleriniz için çok teşekkür ederim. Nejat Bey. Buyurun. Nejat Bey, holdingde büyük bir değişim harekatı başlatıyorum. Sizi dinliyorum efendim. Şirket yönetimi şu andan itibaren bana ait. Senin güvenlik birimini dağıtıyorum. Birikmiş maaşları, mesaileri hemen hallet. Tazminatlarını öde ve herkesi işten çıkar. Bir kusur mu işledik efendim? Aslında evet. Hadi babamı anlarım. Yaşlıdır. Bu işlerden anlamaz. Peki sana ne oluyor? Katliam yapıyorsunuz düpedüz. Sonuç ne? Sıfır. Ama hanedan aynası. Bırak şu hanedan aynasını. Babamın saçma sapan işleri bunlar. Bundan sonra bütün yetki bende. Bir şey halledeceksek yasal yollardan halledeceksin. Sizi kim koruyacak efendim? Bay Kaiser ve ekibi. Güvenlik artık Türk usulü olmayacak. Prusya ekolüne devrediyoruz. Daha profesyonel ve daha disiplinli bir organizasyona ihtiyacımız var. Bugüne kadar gösterdiğin bütün çabaları takdir ediyorum. Kırımlı Holding'e gösterdiğin bağlılığın karşılığını da alacaksın. Cayman Adaları'nda adına özel bir hesap açıldı. Emeklilik günlerin için. Teşekkür ederim efendim. Ama emekliliği ne zaman var? Dur bakalım, henüz işimiz bitmedi. Artık hizmetine Kırım'da ailesinin güvenliğinde ihtiyacım yok. Ama başka şekilde konumlandıracağım seni. Anlayamadım efendim. J15'in başkanı Adnan intihar etti. Yani yeri boşaldı. Senden tekrar J15'in başına dönmeni istiyorum. Benim oradaki gözüm kulağım olacaksın. Bir operasyon yapılacaksa J15 vasıtasıyla yasal yollardan yapılacak. Ama efendim, istihbarat teşkilatından istifa edenler tekrar göreve alınmazlar. Ben de zamanında babanızın isteği üzerine istifa etmiştim, biliyorsunuz. Bakın Necat Bey, sizinle bir konuda daha anlaşalım. Eğer ben bir şey istiyorsam, o olur. J15'in yeni başkanı sen olacaksın. İnanamıyorum anne. Buna nasıl izin verirsin? Babama zorla istifa mektubu imzalattılar. Aklınızı başınıza toplayın. Baban holdingi yönetecek durumda değil. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Şimdi de deli raporu alıyorlar. Bu mu sizin kriz planınız? Birbirimize destek olmalıyız Duru. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Her şey üstümüze geliyor. Eğer dirayetli olmazsak asla toparlanamayız. Girayhan Kırmızı'yı kaybettik ama. Ne demek istiyorsun sen? Yapma anne. Girey'i tanımıyormuş gibi konuşma. Artık işinden başka hiçbir şey gözü görmeyecek. Yetkiler şimdi onda. Hayalleri gerçek oluyor. Biz, yani ailesi, hırslarının kurbanı olacağız. Başka hiçbir şey değil. Her şey olduğu gibi devam edecek. Ben nasıl yıllarca sabrettiysem, sen de sabretmeyi öğreneceksin. Ben sabretmeyi iyi biliyorum anne. Bugüne kadar da böyle geldim. Ancak sizin bilmediğiniz bir şey var. Zamanın değiştiği. İnsanların farklı talepleri olabilir. Duygular önemli, mutluluk önemli. Her şey kartvizit, makam ya da iktidar demek değil. Yeter, uzatma halini.
kocalarına sahip çıkamayan tüm kadınlar hep aynı şeyi söyler. Aylin, bir saniye bakar mısın? Durun. Anne, herkesin sinirleri harap, görmüyor musun? Bu kötü oldu. İtibarımız zedelendi. Adnan'dan beklemezdim. Her sepetin içinde birkaç çürük çıkar. Ama sizi kutlamak lazım arkadaşlar. Meseleyi iyi çözdünüz. İstihbarat bir akıl oyunudur ve siz aklınızla başardınız. Haklısın Galip. Neyse. Aras, Zahit nerede şimdi? Güvenli bir yerdeydi efendim. Ama boşaltmış olabilirler. İrtibata geçeceklerdir. Emrettiğiniz anı getiririm. Zahit elimizdeki tek tanık. Birçok düğme onun sayesinde çözebiliriz. Sence konuşacak mı? Kendisini itirafçı konumuna geçmeye ikna edebilirim. Anlatacaklarını duyunca bana hak vereceksiniz. Biz sadece buzdağının ucunu görüyoruz. Bu işin yalnızca bir örgütün adam kaçırma, öldürme meselesinden çok daha büyük yerlere sıçrayacağına eminim. Arkadaşlar, işin ucu nereye giderse gitsin, sonuna kadar götürülecek. Ben arkanızdayım. J15'in yeni başkanı sen olacaksın Aras. Bu pisliği başka türlü temizleyemeyiz. Ben hukuki işlemleri hemen başlatacağım. Teşekkür ederim efendim. Güveninize layık olacağım. Sizin gibi vatanseverlere bu ülkenin ihtiyacı var Aras. Oh be! Yalnız bir sorun var. Şimdi sana başkan mı diyeceğiz, kaptan mı diyeceğiz? Başkanım, çıkalım arkadaşlar. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler arkadaşlar. Sağlam adam. Aynı babasına benziyor. Aras'ın babasını tanıyor musun? Tanımaz olur muyum? Çocuğa niye söylemedin babasıyla arkadaş olduğunu? Onun da zamanı var Enver Bey. Sende de yok yok ha. Neyse. Şimdi ben başkanlık işleri için Ankara'yla bir görüşeyim. Sonra ofisimde buluşalım Galip. Aras'ın atama emri için senin de yardımına ihtiyacım var Galip. Tosun Bey. Nejat Bey'i yeniden J15'in başına getirmek için yardımlarınız gerekiyor. Zaten Adnan'ın intiharından sonra J15'e müdahale şart oldu. Çok zor değil. Şartlar uygun olursa gerekeni yaparız. Ben bir araştırma yaptırdım. İstihbarat biriminin atama yönetmeliğinde değişiklik gerekiyormuş. Aa, nedenmiş o? Bizim Nejat Bey daha önce istifa etmişti. Tekrar teşkilata dönmesi tüzüğe mi, yönetmeliğe mi ne aykırıymış? Giray Bey, bürokraside yönetmelikler yeniden düzeltilmek için yapılır. Hiram Abbas da, Mehmet Eymür de MİT'ten istifa etmişlerdi. Sonra ikisi de MİT'e geri döndüler. Yasalar insanlar için sonuçta. Ne demişti rahmetli Özal? Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz. Bu alt üstü bir J15 yönetmeliği. Siz bana bırakın. Karşılıklı menfaatlerimizi kollarsak bundan yakın gelecekte iyi sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Sizin bu meseleleri çözüş biçiminize bayılıyorum. Biz Kırımlı Holding olarak sizi çok daha yüksek yerlerde görmek isteriz. Madem ki Kırımlı Holding'de yeni bir dönem başlatıyoruz, siz bu dönemde bizim Ankara'daki en önemli adamımız olacaksınız. Nejat Bey J15'in başkanı olurken sizin de artık ekonomiyle ilgili üst düzeyde bir konuma geçmenizin zamanı geldi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Zamanında Kırımlı Holding'deki hizmetlerinizi unutmadık. Siyasetteki istikbaliniz Kırımlı Holding'in Türkiye'deki faaliyetleriyle paralel olacak. Beraber yükseleceğiz. Sayın Vekilim. Sayın Müsteşarım. Evet, adayım var. En kısa zamanda sunacağım.
Evet, bizim için de büyük şok oldu. En önemli birimimizin başındaki adamın köstebek çıkması çok kötü. Önemli olan bundan sonrası. Evet, Sayın Müsteşarım. İyi günler. Bana J birimi özel kaleminden Haldun Bey'le bir randevu ayarlayın. Tamam efendim. Bir dakika. Özel bir görüşme yapabileceğim bir yer var mı? Burada konuşabilirsiniz efendim. Teşekkür ederim. Ya tabii ki canım. Oluyor işte böyle şeyler. Çeteymiş işte. Arka arkaya habire çete çıkıyor. Hangisi doğru, hangisi yalan anlamadım vallahi. Ha? Ya şimdi şöyle bir durum var. Birimin başına eskilerden birini getirmek lazım ki... yani karışmasın işler. Yolu yorda mı bilsin? Var. İyi bir isim var. Teşkilatı hemen derleyip toparlar. Ama ufak bir yönetmelik değişikliği gerekiyor. Milli savunmayla, iç işleriyle, askerlerle irtibata geçin. Peki efendim. Aldığım istihbarata göre J-15 başkanlığı için birileri daha uğraşıyormuş. Tamam efendim. Nedir, ne değildir öğrenin. Evet efendim. Ayrıntılı bir rapor istiyorum. Peki efendim. Aras Dağlı'nın atamasıyla ilgili bütün yönetmelikleri inceleyin. Peki efendim. Bir pürüz çıksın istemiyorum. Ben toplantım biter bitmez geleceğim. Emredersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben görüşmelerime devam edeceğim. Alakanız için tekrar teşekkür ederim. Bu sefer sizi mahcup etmeyeceğiz. J-15'e tam istediğiniz gibi vatansever birini atayacağız. İyi günler efendim. Yönetmelikleri mutlaka inceleyin. Olmuyor. Hayrola? Bu kulağı kesik istihbaratçılardan Enver diye bir adam var. Engel oluyor. Yaptığım bütün görüşmelerin önünü tıkıyor. Asıl sakat olanı genelkurmaydan birileriyle görüşmek için randevu almış. Askeri çevrelerde duyulursa Nejat Bey'in başkanlığı yatar. Enver çok nüfuslu. Özellikle askerler ve istihbaratçılar arasında sözü geçen bir adam. Ne yapacağız bilmiyorum. Dur bakalım Tosun Bey. Sakin ol biraz. Şimdi Nejat Bey'in J-15'in başkanı olmasını Enver mi engelliyor? Evet. Yani o olmazsa başkanlık garanti mi? Diyorum ya canım. Meseleyi hallettim ben. Bir imzaya bakıyor iş. Ancak bu eski tüfek Enver imzayı geciktiriyor. Bir kişi yüzünden bütün planlarımı bozmam Tosun Bey. Biz de biliyoruz ki karayı gözden çıkarmazsan yeni okyanus göremezsin. Değil mi? Üç saat sonra üst düzey askerlerle görüşeceğim. Atamayı yaptırmamız an meselesi galiba. Senden haber bekliyorum. Pardon. Ne oldu? Yok bir şey. Adamın biri şemsiyesiyle bacağıma çarptı. Ben yarım saat sonra orada olacağım galiba. Şimdi içişlerinden bir heyetle görüşme yapacağım. Ofisimde görüşürüz.
Alo. Bekliyorum. Sayın Bakanım, iyi günler. C-15 başkanlığı için sizinle acil görüşmem gerekiyor. Neden Aras'la kararlaştırdığımız yere gitmiyoruz? Orası güvenli değil artık bence. Seni bir yere bırakacağım şimdi. Gerisini ben hallederim. Nereye bırakacaksın? Çok soru sordun ha. Aras'a ne olduğunu bir yerlerden öğrenme şansımız yok mu? Öğrenirim ama... Sen merak et diye öğrenmiyorum. CIA sizi eksik yetiştirmiş. He. Böyle durumlarda ne yapılır bilmiyorsun İmam Efendi. Ne yapılırmış? Susulur. Susulur. Neler hayal etmiştim bu eve gelirken. Şu olanlara bak. Aylin, ne olur hemen koy verme sen de. Senin de biraz dayanıklı olman lazım. Çocuklarını düşün. Tek başıma kaldıramıyorum Duru. Giray hiç yanımda değil. Zaten ben ondan kocalık yapmasını beklemiyorum ki. Anlamıyorum. Bir insan neden bu kadar hırs yapar? Neden sadece iş düşünür anlamıyorum. Aylin, bu zor günlerde hepimiz daha anlayışlı olmalıyız. Sen iş dünyasının acımasızlığını bilmeyen biri değilsin ki. Babanın sizin aile şirketinizi kurarken neler çektiğini bilmiyor musun? Benzerlerini bugün Giray ve Nogay yaşıyor. Holding başıboş kalamaz. Anlamıyor musun bunu? Ailesine zarar vermesinden iyidir. Babam iş yüzünden yıllarca hep annemi üzdü. Şirketi büyüteceğine keşke bir kez olsun beni kucağına alsaydı. Yarın da aynı şeyleri çocuklarım mı yaşasın? Hayat bundan mı ibaret? Değer mi bunlara? Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Ama sen de her ay 30.000 dolarlık çanta almayacaksın. Alışveriş yapmak için New York'a, Milano'ya gitmeyeceksin. Söylesene bana. Giray çalışmazsa ne olacak? Türkiye burası. Sürekli rekabet halindeyiz. Anne, mesele rekabet meselesi değil ki. Görmüyor musun? Bu çark babalarımızı, abilerimizi insanlıktan uzaklaştırıyor. Babam oğullarıyla vakit geçirebildi mi hiç? Ya Giray abim? Çocuklarıyla birlikte görebildin mi hiç? Niçin bunlar? 3 kuruş fazla kazanmak için mi? Boşuna tartışıyorsunuz. Doğru. Kiminle tartışıyoruz ki Durucuğum? O başarılı iş adamlarında anneleri yetiştirmiyor mu? Ama şundan emin olun, ben çocukların bu oyunu kuklası yapmayacağım Sara Hanım. Paşa ne oldu? Niye geldin? Giray Bey yolladı efendim. Bundan sonra evde bekleyecekmişim. O ne demekmiş? Bilmiyorum efendim. Sekreter Nur Hanım'ı da işten çıkardı. Nereye? Giray abimin marifetlerini görmeye. Aman zamanlamayı iyi ayarlayın. Avşar Kırımlı ile ilgili haberler borsaya yanlış yansımasın. Yabancı ortaklarımız var. Avşar Kırımlı psikolojik buhran geçiriyor diye haber çıkarsa hemen satışa geçerler. Borsa baş aşağı gider. Evet. Tosun Bey geldiler efendim. Tamam. Bir dakika beklet. Nogay beyler çıksınlar, sonra alırsın. Nogay, sorumluluk sende. Arkadaşları al, benim eski odama geçin. Orada halledin meseleyi. Buyurun, orada halledelim. Gel. Gel Galip, gel. Hayrola Enver Bey? Bu ne hal? Bilmiyorum.
Birden böyle bir halsizlik çöktü. Terliyorsun. Hem de nasıl? Ateşin de var. Streslendir. Hadi işimize bakalım. Evet, gelelim konuya. Enver Bey, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Doktor getirtelim istersen ha. Pek iyi görünmüyorsun. Zamanımız yok Galip. Biz doktorla uğraşırken J15'e Nejat Aksoy'un başkan olduğunu görürüz. İstanbul Milletvekili Tosun'la birlikte birkaç bürokrat daha bastırıyormuş. Çok garip. Nejat Bey J15 başkanı iken istifa ediyor. Kırımlıların güvenlik müdürü oluyor. Sonra ne oluyorsa, neler dönüyorsa 5 yıl sonra yine J15'in başına dönmek istiyor. Üstelik bunun kulisini kimler yapıyor? Bürokrasi yine istihbarata bulaşıyor. Bürokrasi değil bu Galip. Başka işler dönüyor. Ama için rahat olsun. 2 saat sonra askerlerle buluşacağım. Aras'ın atama işini halledeceğim. Enver, iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim Galip, iyiyim. Çok kötü görünüyorsun. Ben bir doktor çağırıyorum. Buyurun. Ben elimden geleni yaptım Giray Beyciğim. Nejat Bey'in başkanlığı, Enver işe karışmadığı, askerlerle görüşmediği sürece kesin. Teşekkür ederim Tosun Bey. Afşar Bey nasıl oldu? Bir süre dinlenecek. Umarım yakın zamanda iyileşir. Pardon. Rica ederim. Alo? Kim? Allah Allah, neden anlamıyorlar ya? Ya geçici olarak vekaleten atama gibi göstereceğiz. İşte bu süre zarfında da yönetmelik değişikliği yapılacak. Ya da olağanüstü haller gibi bir şey uyduracağız. Tamam. Sen benden haber bekle. Şu Enver işini kesin hallettik değil mi? Hallettik. Bu atama beni gerçekten çok yordu. Bourbon mu bu? Hayır, Mol. Skoç. Kanyak gibi çok lezzetliymiş vallahi. Yorgunluk ve aşırı stresten olabilir. Hipokseminiz var mı? Ben iyiyim doktor bey, bir şeyim yok. Galip telaş etmiş boşu boşuna. Kusura bakmayın, sizi de yorduk. Doktor bey, bu kadar terlemesi normal mi? Aslında normal değil ama ortada somut bir şey yok gibi görünüyor. Yine de hastanede bir tetkik etsek iyi olur. Çok işimiz var doktor bey. Size teşekkür ederim. Rica ederim. Galip, askerlerle randevuyu aldım. Lütfen hastalık 1-2 saat dursun şimdilik. Hadi çıkalım. Sen işinin başına, ben işimin başına. Umarım iyi haberle dönersin. İnşallah. Evet, 1/2 saate kadar orada olacağım. Evet efendim. J15 başkanlığı için başka uğraşanlar da var. Nejat Aksoy bir dönem J15'in başkanlığını yürüttü. Sonra istifa etti. Geldiğimde bütün detayları konuşuruz efendim. Evet, yoldayım. Geliyorum. Daha az kaldı.
kardeşim, hadi. Birader. Sen de kardeşim. Birader. Of. Ambulans çağıralım bari. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Aras Dağlı istihbaratta. Buyurun efendim. Otopsi sonuçları buyurun. Klasik zehirlenme yok. Evet, raporda bir septisemi olasılığı üzerinde durmuşlar. Kandaki lökosit oranı normalin 7 kat üstünde. Bu normal bir virüs ya da bakteri gibi durmuyor. Bu kadar kısa sürede öldürülmesi mümkün mü? Değil elbette. Ama böbrek ve dalakta da septisemi tanısını destekleyen bulgular varmış. Silahını bulduk Sevil Hanım. İdari ve mali işler birleştirilecek. Yeni arkadaşımıza görev devredilecek. Aynı şekilde pazarlama bölümü ve bilgi işlem departmanının eski yöneticilerine teşekkür edip yollarımızı ayırdık. Artık sorumluluk sizlerde. Pardon, Serpil Hanım'da değil mi? Evet. Devam etmeden önce şunu vurgulamak isterim ki, yepyeni bir Kırımlı Holding oluşumunda görev almaktasınız. Bu sorumluluk bilinciyle beni hayal kırıklığına uğratmayacağınızı sanırım. Çok ilginç. Ne oldu? Ben bu yöntemi hatırlıyorum. Eski bir yöntem. Zannedersem Bulgar istihbaratı kullanıyordu. Londra'da rejim muhalifi bir yazarı öldürmüşlerdi. Kimdi? Markov. Yani gizli servis işi. Evet. Şu küçücük bilyenin içinde 2 kanal var. Bulgar yazar aynı bu şekilde risin maddesiyle zehirlenmişti. Raporda risin yazıyor. Risin dediğiniz bildiğimiz kene otu değil mi? Evet. Siyanürden 6000 kat daha öldürücüdür. Peki niye fark edilmemiş? Enver Bey doktor kontrolünden geçmiş. Hadi o anlamadı diyelim. Otopside neden çıkmadı? Bilyedeki risin hemen kana karışmış. Ve tahlillerde anlaşılamayacak kadar az miktarda. Bulgar yazar da birkaç gün içinde hayatını kaybetmiş. Hatta aynı yöntemle. Bir başka suikaste de kullanılmış. Fakat bu sefer bilye hedefin ensesindeki yağ tabakasına takılmış. Ve zehir kana karışmamış. Adam tamamen şansa kurtulmuş. Peki elimizdeki bilgilerle katili tespit edebilir miyiz? Belki. Sıradan bir cinayet değil bu. Hem de hiç değil. Yani bu büyük bir olasılıkla istihbarat işi. Peki bu bilye nasıl atıldı acaba? Her şekilde olabilir. Havalı tüfekle, tabancayla. Mesela yazar şemsiyeden atılan bir bilyeyle öldürülmüştü. Şemsiyede bilyeyi fırlatacak özel bir düzenek vardı. Teşekkürler Sevil Hanım. Rica ederim. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Enver Bey çok değerli bir vatanseverdi. Dostlar sağ olsun. Üzgünüm Nur Hanım.
Nur Hanım. Duru Hanım. Toplandınız mı? Maalesef efendim. Babanıza bunca yıl hizmet verdikten sonra bu şekilde ayrılmak istemezdim ama böyle gerekiyormuş demek ki. Hiçbir yere gitmiyorsunuz Nur Hanım. Bundan sonra benim özel sekreterim olacaksınız. Abim nerede? Toplantıda efendim. Ne yapıyorsunuz burada? Toplantı yapıyoruz Duru. Benim niye haberim yok? Yönetim kurulu üyesi olarak bu toplantıdan benim de haberim olması gerekirdi. Bu arkadaşlar kim? Yeni ekibim. Giray Bey, bu tür kararlar alınırken bana da sormanız gerekmez mi? Arkadaşlar, daha sonra devam edelim. Bu beyefendi kim? Yeni güvenlik şefimiz, Bay Kaiser. Duru, sakin ol, her şeyi açıklayacağız. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Aslında Nogay'ın bu işlerde günah olmadığını bilmeliyim. O sevgili ağabeyinin sözünden çıkmaz ki. Durucu, babamın başına gelenler, yaptığın kaza, her şey üst üste geldi. Sinirlerin bozuldu senin. Nereden alıyorsun bu gücü? Bu kadar acımasız olmayı sana kim öğretti? Durucum, lütfen. Sakin ol. Her şey yolunda. Nogay ve ben holdingle ilgileniriz. Senin aklın buralarda kalmasın. Sen de gidip yüksek lisansını bitir. Bak, yarın için biletini aldım bile. Ben senin için bunları düşünüyorum. Sen neler diyorsun? Benim için Amerika bitmiştir. Bundan sonra burada işimin başındayım Girayhan Kırımlı. Lala. Buyurun hanımefendi. Şifre biliyor musun? Lala, şifre kaç? 2001-60-19. En son buydu efendim. Gerçekten. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Şifre bu. Afşar Bey. Ahmet Bey'i çağır. Afşar Bey. Ne oldu, hatırlıyor musunuz? Elinize ne oldu? Afşar Bey. Lütfen. Lütfen konuş benimle, yalvarıyorum. Ne oldu? Konuştu Ahmet Bey.
Ama kalkmaması lazım. Afşar Bey, bir şey hatırlıyor musunuz? Odasına götürelim. Çiğdem Hanım, hı. Adnan Bey'in mal varlığı. Heh, sağ ol. Bunları envantere kaydet. Tamam, oldu efendim. Yeni başkan gelmiş. Bu adam da nereden çıktı şimdi? Hani arası olacaktı başkan? Prosedür engelleri falan varmış. Meslekteki kıdemi yetersizmiş. Ama hepsi hikaye tabii. Baksana, lütfedip bir açıklama bile yapılmıyor. Atamanın resmi yazıyla falan bildirilmesi gerekmez mi? Aras artık bu kapıdan içeri adımını bile atmaz. Arkadaşlar, yeni başkan geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, geçmişe bir sünger çekelim. Eski başkanımızla ilgili her ne olduysa geçmişte kaldı. Biz yüzümüzü ileriye döneceğiz. Tıpkı benim dönemimde olduğu gibi. J15'i güvenilir, itibarlı bir kurum yapacağız. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum. Afşar Bey. Aras. Oğuz Bey.